Bu turşunun ve diğer turşuların nasıl yapıldığını merak ediyorsanız kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kanalımızda turşu oynatma listesi var. Oradan çok çeşitli turşuları görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz, aynısını uygulayabilirsiniz. Aklınıza, hayalinize gelmeyecek envai çeşitli turşular ve turşu tarifleri mevcuttur. Şu anki gördüğünüz turşu yazlık turşudur ve sezonumuzun ilk turşusudur. Bu turşumuzun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız kanalımızı izlemeye devam ediniz. Videomuza devam ediyoruz. Sevgili dostlar, bakın şimdi harika turşular yapacağız. Tıpkı bunlar gibi. Onun için böyle 3 baş büyükçe sarımsağımız var. Tartmadığımız bir dostumuzun toplayıp getirdiği salatalıklarımız var. Bu salatalıkları anca şey ya, serayı bozduğumuz zamanda bulunur. O zaman son toplanış olur. Şimdi biz bunlardan güzelce bir turşu yapacağız. Turşu yapmak için de şöyle elimize bir çatal alacağız ve şöyle iki kere dürttük mü tamam, içine koyduğumuz sirkeler ve tuzlar girsin diye. Şimdi böyle bunu dolduralım. Sonra görüşelim. İşte dostlar, böyle turşunun yazı kışı yoktur. Şimdi tam turşuyu yeme zamanı. Aslında bunun üstüne biraz da biber alıp koymak lazım. Yaz turşusu olarak kısırların yanında, köftelerin yanında, misafirlere tam ikramlık dostlar. Kısır deme, ağzım sulanıyor. Vallahi. Köfte. Saadet babaanne. Saadet babaanne. Saadet babaannem Mardin'i bulmuş. Gelmeyecek mi? Gelecek ama ne zaman? Yumurtalı köfte yap bana Saadet babaanne. Saadet babaanne şimdi Mardin'de anacığının yanında. Bu büyük geldi. Biz de şimdi 5 kiloluk bidona dolduruyoruz. Almışız 20 kiloluk bidonu elimize. Gözümüz Tabii ki de görmemiş. almaz. Şimdi böyle deldiğimiz şeyleri, salatalıklarımızı güzelce iyice dolduralım bakalım. Sonrası ne olur bilemem. İyi olacak. İnşallah böyle güzel ağız tadıyla kısırların yanında yiyeceğiz. Kısırlar, köfteler, makarnalar. Her yemeğin yanında yenir. Çocuklar seviyor çünkü. Bir de turşu sağlık. Evet, turşu sağlıklı maalesef. Her şeyden sağlıklı. İçimden kavga etmek bile gelmiyor anne. Kiminle? Hiç kimseyle. Etme kavgayı niye ediyorsun? Deli mi ki? Tövbeler olsun ya Rabbi. Kız kavga edilir mi? Ne bileyim. Hayattan soğumuşum. İlahi dilek. Onun için ne yapıyoruz? Bir de 3 kiloluğa doldurmaya çalışalım. Kaptan kaba dolduruyoruz. Şöyle güzelce hazırlayalım. Bakalım. Bence tam olacak bu sefer. İnşallah. İnanıyoruz. Sen bunu bunlara sığdırırsın eminim. Çünkü senin bir yeteneğin var. İstesem ben onu ona da sığdırırdım. Sevgili dostlar, şimdi şöyle biraz sarımsak koyacağım. Şu şekilde. Sarımsaklarımız taze sarımsak olduğu için aroması daha yüksek. Biraz da bunun üstüne doğrayalım. Gerçekten aroması çok yüksek. Mis gibi kokuyor. Hayatımda bu zaman en çok sevdiğim yiyeceklerden bir tanesi taze sarımsak. Bu şey de benim. Kavanoz. Bunları ben değildim anneciğim.
Bilmedim, çatalladım bile. Çatalladım anneciğim. Çok becerikliyimdir. Allah'ım esirgesin tütü maşallah. Bir becerikli görmesem inandıracağım beni. Neyi mi gördün? Kek bile yapmayı öğrendim sevgili artık. Sevgili dostlarımı kandırabilirsin ama beni değil. Ben biliyorum senin beceriyi. Ben kek yapmayı bile öğrenmiş bir insanım. 41 yaşından sonra kek yapmayı öğrendim. Niye sen maşallah her şeyi yapıyorsun da tembelsin işte. Yapasın gelmiyor. Ben sevmiyorum anne. Şimdi dostlar her şeyin ya, hepsi şaka, espri ama işin doğrusuna gelirse benim kızım gerçekten istediği zaman her şeyi yapabilecek kapasitede bir çocuk. Allah ondan razı olsun. Bakmam öyle dediğine. Allah'ım öleceğim de o yüzden. Gün görüyorum anne günü. Allah Allah, o nasıl oluyorum şimdi? Sen benim aklımda öyle dedin genelde. Niye hiç demez miyim ben hayatta? Yani? Onu bunun içine koysana kırma. Yazık değil mi bebişe? Tamam. Şimdi bu da tamam mı? Dur bakalım. Benim turşuma geldi sıra. Kalem gibi dizenli. Niye senin turşunun özelliği neydi? Kalem gibi dizeceğim şimdi. Bugün birisi aydıncıklıymış da. Bana ne dediler biliyor musun? Bu salatalıktan da getirdiler mi dediler. Getirdiler dedim. Turşu da kurup mu getirdiler dedi. Turşu da kurup getirdiler dedim. Turşu kurulmamış halinde getirdiler mi dedi. Getirdiler dedim. Sen bize getirdin mi dedi. Dedim ki getirmedim ama normalini getirdim. O zaman yerim dedi. Onu da diyen bir erkekti. Yani... adam yani her şeyi biliyor ya. Tek tek ben şok, ben iptal oldum. Demek ki herkesin bir geleneğe göreneği var yani. Evet. İşte senin şeyleri dizdim. Evet, bunlardan da koyabilirsin. Bak bunlar da bıttık bıttık. Maalesef. Bunu bir arkadaşıma hediye edeceğim anne. Valla biraz zor. Duruyor Dilekciğim. Yamuk koy, yuvarla. Sığmıyor çünkü. Sığar sığar. Canımsın, sığdırırsın. Ben inanıyorum sana. Ha, bu yamuğu da koyabilirsin. Onu da ver ben yiyeyim. Hiç ziyan olmasın. Ancak bu kadar aldı. Salatalık bereketli geldi dostlar. Turşu da bastırmak çok önemli. Değil mi anne? Ya tabii ki de. Çünkü bu turşu olduğunda birazcık daha çöküyor. Bu kadar şimdilik herhalde buna yeterli. Anne benim çok güzel hayallerim var. Senin izleyicilerin benim hayallerime amin diyebilir mi? Birer kere amin desinler. Bilemem. O izleyicilerimin, dostlarımın insafına ve istisnafısına kalmış. Bir konuşabilsem çok şey konuşacağım da dostlar. İşte anca bu kadar beceriyorum. Çocuklar yerine turşu şeyler, salatalıkları. Sen demedin mi hepsini girdir bunun içine diye. Bak şimdi turşu girecek. Nasıl dizilir derse. İşte tamam. Bak dostlar. Girdirdim ama. Şimdi sarımsakları. Sarımsakları neye göre ayarlıyorsun anne? Ya şöyle görünüşüne göre. Göz kararı mı? Evet. Böyle bir yani illa şu kadar koyacağım değil. Kesmek zorunda mısın? Evet. Yoksa aroması çıkmaz. Şöyle en azından ikiye bölmem lazım.
Ama bunları böyle kışık turşu gibi yapmıyorsun. Ya mutlaka bunu ne zaman canımız isterse o zaman açıp yiyeceğiz. Tamam. Yani çok da kışlık yani kışa kadar kalacak diye bir şey yok. Ben bunları çatır çutur yerim anne. Çünkü bağırsak dostu turşu. Evet. Şimdi sıra geldi bunların. Sirkesini koymaya. Ver bakayım şu sirkeyi bana. Önce bardak vereyim. Bardak hesabı koyuyorsun ya, hep sen ölçerek koyduğun Evet. için. Şimdiki sevgili dostlar, sıra geldi. Bunu sirkesine. Bir. İki. Üç. Bir. İki. Sevgili dostlar, sirkesini biraz ağırlıklı koyacağım ki yaz günü turşumuz çabuk bozulmasın. Ona bir bardak koydum. Bir de bu kadar daha koydum mu yeterli. Üzerine biraz da su eklerim Allah izin verirse. Şimdi 5 kilola 4, 5 bardak koyacağım. Yani 1 litre olacak. Bu 200 gramlık olduğu için. Şimdi şuna da 2 koydum. Sirkeyi bitirmeye karar verdin. Yok. Aha, 2,5 bardak da buna koyuyorum. Tamam. Şimdi üzerine limon tuzumuzu alayım. Dostlar ben sebzeleri yıkarken yiyorum. Onun için de sirke bana her zaman lazım olan bir şey. Şöyle büyük kabımıza bir kaşık, küçük kabımıza tatlı kaşığı kadar, ortancıl kabımıza da yarım yemek kaşığı limon tuzu koyuyorum. Annem normalde kışlık turşuların hiçbirinde Ben limon limon tuzu tuzu kullanmaz. kullanmıyorum da kullanmak istemem de ama şimdi kullanıyorum çünkü yazın Mersin çok sıcak oluyor sevgili dostlar. Böyle koydum ama bunu 2 kaşık olarak görün sevgili dostlar. 3 kaşık. 4 kaşık buna koydum. 1, 2, 3 kaşık da buna koydum. Bence yeterli. Şimdi şuna da 1 kaşık koyarsak bu da yeterli. Hatta çok dolu dolu bile değil. Şimdi bu da tamam. Şimdi de suyunu getirelim. Veya suyunu başını doldurana kadar, üstünü basana kadar suyumuzu koyalım kızım getirdi. Sevgili dostlar, bu küçüğü nehir kızıma yaptım. Ney? Evet. Tamam. Bu nehirin. Bu şu yerin olsun. Hayır, bu nehirin. Bu benim. Bu Benim. Allah rızkını kimden açtıysa onu. Benim. Bak sen ya, sonradan dönme. İş yerindeki arkadaşlarım olsun. Yüz bulamadım da o yüzden bunu istedim. Ama yüz Hayır bulsaydım canım. iş yerindeki arkadaşıma bunu götürürdüm. Lütfen. Sen şimdi bana su getir bak. Evet, onu en kıymetli arkadaşıma götürüp vereceğim. Aa, en kıymetli arkadaşına bunu getirdim. Ya ama haksızlık oluyor. O zaman kasadaki bütün salatalıkları alıp geliyorum şimdi. Evet, bu da tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Şimdi kapaklarını kapatma zamanı. Ama ve Küstüm lakin oynamıyorum. Küstüm oynamıyorum. ya sen küsebilirsin. Duasını etmeyi unutma. Ettehiyatü. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar.
Rabbena ağfir li ve li velideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Allah'ım sen hesabımızı kolay eyle. Amin. Doğru yolumuzda şaşırma. Turşularımızın lezzetini, tadını, tuzunu daim eyle. Amin. Ağımda bu bir. Ha, onu koyacağım. Bu onun da anneciğim. O ona o değil. Anneciğim o ona değil. Hasbi. Hasbi Allah'ı imam ki. Canım arkadaşlarım. Bu da benim canım arkadaşıma gelsin. Sıradaki parçamız. Şimdi ben evde bir şey söyleyeceğim. Canım arkadaşıma gidecek o. Kanki Tom'a. Hı hı. Şimdi Kanki Tom'un yaptığını söylerim de. Bir dök onu. Bir dök göreyim. Zaten hı. Onu verdin kankama. Korkmak böyle bir şey sevgili dostlar. Anamın sevgili dostları. Evet, dökülmedi. Bak hiçbir şey olmadı. Tamam. Hadi bakalım. Ellerine sağlık. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Dostlar buyurun gelin. Kısırımızın, çiğ köftemizin. Hep yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve çok güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Sezonumuzun ilk turşusu. Yaz turşumuzu yaptık sevgili dostlar. İnşallah sizler de yapar, ağız tadına yersiniz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Diğer turşularımızı görmek istiyorsanız çeşit çeşit aklınıza hayalinize gelmeyen bütün turşular oynatma listemizde turşular kısmında mevcut. Evet. Orada patlıcan turşusundan kabak turşusuna, mısır fırşısı turşusundan cin biberi, süs biberi, ezme turşu, topalak turşu, bilmem ne turşu, enik turşu, cücük turşu, her şey var ya, konuşamıyorum işte, bütün turşularımız var. Görüşürüz, hoşça kalın. Bu turşunun ve diğer turşuların nasıl yapıldığını merak ediyorsanız kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kanalımızda turşu oynatma listesi var. Oradan çok çeşitli turşuları görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz, aynısını uygulayabilirsiniz. Aklınıza, hayalinize gelmeyecek envai çeşitli turşular ve turşu tarifleri mevcuttur. Şu anki gördüğünüz turşu yazlık turşudur ve sezonumuzun ilk turşusudur. Bu turşumuzun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız kanalımızı izlemeye devam ediniz. Videomuza devam ediyoruz.